Ne yapmış? Market yumurtasına civciv çıkardım. Lan bırak lan. Bu videoyu izledim. Ya full izlemedim. Sadece son haline girip bakmak için girdim. Yeni bir videodan selamlar. Bugün yeniden bir kuluçka makinesi videosuyla birlikteyiz. Fakat bu sefer farklı olarak marketten aldığım bıldırcın yumurtalarını kuluç... Bıldır bıldır. Enerjiyle çıldır. Bıldırcın yumurtası. Kuluçka makinesine yatıracağım. Bu yumurtaları Artık süpermarketlerden yumurta aldık. görmek Şu istemiyoruz ikisi ama aynı ya. marka fakat farklı marketlerden aldık ve bunlar buzdolabında değildi. Üçüncü paketi ise yine farklı bir marketten aldık fakat bu seferki buzdolabındaydı. Bunlara ek olarak bir de direkt internetten kuluçkalık bıldırcın yumurtası diye satılan yumurtalardan sipariş ettim fakat 6 gün oldu hala gelmediler. Ne durumda teslim edilecekler bilmiyorum fakat yarına Oğlum kadar gelirse yumurtlamasını onları da bu bekliyorlardır lan. videoya dahil edeceğim. Ek olarak bu video için profesyonel bir tane kuluçka makinesi sipariş ettim. Daha önce çıkarttığım civcivleri kendi yaptığım bir kuluçka makinesiyle çıkartmıştım biliyorsunuz. Fakat onları her gün döndürmem falan gerekiyordu. Bu makine döndürme işlemlerini otomatik şekilde hallediyormuş. Bu strafor makinenin bir parçası mı emin değilim. Soğuk olduğunda yani hava soğuk olduğunda yalıtım için kullanılabilir gibi geldi. Değildir ya. Ama belki de sadece paketleme içindir. Düşündüğümden biraz daha fazla parçası var gibi duruyor ama çözeriz herhalde. Kuluçka makinesine niye yemlik koymuşlar? Çıkınca besle diye full artı full yapmışlar. Mesela içine adaptör kablosu koymuşlar ama adaptör koymamışlar. Ne işe yarayacak hiçbir fikrim yok. Yemlik koyacağınıza şunu düzgün yollasaydınız. Şimdi sanırım önce şu silindirleri yerleştirmem gerekiyor. Ulan şunları böyle bizim kertenkelelere falan da yapsanız ya. Bizdekiler hep şey böyle yani nane molla. Direkt kit yapın ya. Biz küçük yumurta koyacağımız için sık sık olmaları daha mantıklı gibi. İnkübatör, inkübatör. Şu hortumları şunlara takıyoruz. Bunların üstüne şişe geçirmemiz gerekiyor bu arada. Bu nemlendirmek için. Evde şişe var mı Harun? Birer litrelik 3 tane şişe lazım mı? Yok. 1,5 litrelik. Birçoğunuz denk gelmedi. Eskiden sokaklarda civciv satıyorlardı. Uyuz oluyordum. Hatta almıştım da var. Çocuktum o zamanlar. Renk renk civciv satıyorlardı. Var mı şu an hiç böyle bazı şehirlerde falan? Var mı hala? Nerelerde var lan? Oğlum bir dönem bayağı drama çıkarmıştı o konu. Boya moya basıyorlardı ki haklılar yani. Ki yaşamıyor onlar biliyorsunuz. Hatta ben gidip şey yapmıştım böyle çocukken. En doğal hani abi boya olmayan var mı falan diye gidip almıştım. Konya'da varmış, var maalesef. Allah Allah abi rezil çalıyor ya. Bir saniye. Abi FBI mi FBI değil. Biri zilime basıp kaçıyor. Sikeceğim ha. Ayağıma da diken girdi ya. Bir dakika durun. Alo. Abi kolay gelsin. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir üçtür falan hatta dörttür biri benim zilime basıyor. Kimse de yok. Var mı bir bilgin? Yani çocuklar falan var mı? Üç tane genç kız mı? Tamam be. Evet evet benim sokağa giren var mı? Allah Allah. İyi haberin olsun abi. Biri zile basıyor da ben de yayındayım. Bakamıyorum çok. Tamam. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Eyvallah.
Oğlum bak, eğer şu an benim yayınımı izleyip trollüyorsanız yapmayın oğlum ya. Ayıp amına koyayım. Çıkgir çıkgir. Ayağıma da diken girdi. Bana cımbız lazım. Bu topuğa yürüdü mü var ya, bitmiyor ya. Şu videoyu bir izlesenize. Bir cımbız alıp geliyorum. Yok. O zaman al. İlk içindekine. Bana şişe lazım. Ha, bu tarafta direkt 220 girişi varmış bunun ya. Tamam, burada 12 volt girişi var. Ben 12 volt girişi olduğu için adaptörle çalıştıracağız sanıyordum. Fakat isterseniz o kabloyu direkt buradan 220 girişine bağlıyorsunuz. İsterseniz de aküyle falan, yani elektrik olmayan yerlerde veya elektrik kesildiğinde kullanmak için 12 voltluk girişi varmış. İnsanların hakkını yemişim. Özür dilerim. Bir fişe takalım. Şimdi içinde fanlar çalışmaya başladı. Tavuk, ördek, kaz, güvercin. Bıldırcınla tavuk aynı diyebiliyorum. Tamam, chicken modundayız. Üstünden dereceyi ve nemi direkt olarak görebiliyoruz. Dijitler çok acayip olduğu için çok zor okunuyor ama. Ek olarak bir de şuraya ışık koymuşlar. Bu yumurtayı kontrol ediyorsunuz ya, birkaç hafta kuluçkada bekledikten sonra oluşmuş mu civciv diye. Onun için böyle güzel bir şey düşünmüşler. Şimdi yumurtalarımı işaretleyeceğim ki birbirlerine karışmasınlar. İlk yumurtamız bıldır bıldır enerjiye çıldır. İkinci yumurtamız da şişman yumurta. Niye böyle bunların markaları? Şimdi buzdolabına konmamış birinci yumurtalarımı turuncuyla işaretleyeceğim. Yalnız bunların hepsi çıkarsa çok büyük dert yaşarız ha. Bence hepsini koymayalım. Alpin odasında kalırlar ya. Hali hazırda 36 tane var. Bir de internetten de bir 32 tane mi 36 tane mi ne sipariş ettim. Hani 20 tanesi bile çıksa çok. İkinci buzdolabına konmayanları pembeyle işaretliyorum. Buzdolabından aldıklarımızı da maviyle işaretleyeceğim. Soğuktan mavi arın, oradan aklına gelsin. Şimdi hanım, siz gidip içecek bir şeyler alın. 1 litrelik 3 tane bir şey. Herhangi ne olduğu önemli değil. Ben de makineyi yerine yerleştireyim. İçindeki nem dengesi oturacak mı falan diye bir kontrol edeyim. Nem dengesi oturduktan sonra yumurta dizilimiyle devam. Evet, aradan bir gün geçti ve kargo ile sipariş verdiğim yumurtalar da geldi. Ama tahmin ettiğim gibi 5'te 1'i falan kırık şekilde teslim edildi. Aslında bir... Ne oldu videoda? Bir saniye arkadaşlar. Geçen gün... Ya sıçacağım, bu bir bitki var. Sürekli diken düşürüyor. İki defa battı boy içerisinde. Ben de umursamadım ne olacak lan diye. Bir tanesi yürüdü yürüdü yürüdü. Bir hafta ayağımın üstüne basamadım. O yüzden girdiği gibi hemen yere basmadan cımbızla sökmem gerekiyor. Bir kısmının kırık olması çok büyük problem değil ama ortadan bir tanesi kırıldığında etrafındakileri de kirletiyor. Ve hepsinde en az birkaç tane kırık olduğu için bütün yumurtalar kirlenmiş. En temiz olanları bir kaseye ayırdım fakat bunları da bir ekstra temizlemem gerekiyor. Temizlik için ben hidrojen peroksit kullanacağım ki yumurtaların dışında herhangi bir bakteri kalmasın. Çünkü nemli bir ortama koyacağız sonuçta bunları. Eğer kırılmış yumurtaların kalıntıları bunların üstünde kalırsa nemli ortama koyduğumuzda bakteri patlaması yaşarız ve tabii ki bunu istemiyoruz. Normalde ben bu işlem için ultraviyole ışık kullanıyorum. Çok rahat oluyor fakat bunlarda mecburen silmem gerekiyor. Ve an itibariyle bütün... Belimi vurdum ya. Ne yaptı şimdi? Yumurtaları çıkardı, makineyi kurdu. Şöyle bakayım hızlı. Tamam, onları işaretledi standart. Altı üstü belli olsun. Yumurtalarımız hazır. Artık kuluçka makinesine geçebiliriz. Kuluçkayı misafir banyosuna yerleştirdim ve dünden beri test ediyorum. Isıyı korumak konusunda çok iyi makine fakat nem konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Nem belaslı. Otomatik olarak ayarladığını düşünüyordum fakat tamamen manuel şekilde ayarlıyorsunuz. Nem oranını yüksek ihtimal su doldurarak, su takviyesi yaparak yapıyordur. En bela olan şey bu. Hepimizin hayalidir. Nem oranını belirli dengede, işte bu... Neydi o sis sandığımız ama aslında buhar veren zımbırtılar var ya. Sis makinesi mi diyorduk, bir şey diyorduk. Onunla bir dengelese harika olacak bu kuluçka makineleri. Şişe sayısını falan işte içerisinin nemine göre belirliyorsunuz. Ve mesela şurada çok ufak bir açıklık bıraktım ben. Kapak tamamen kapalı değil. Çünkü tamamen kapatırsam %70'lerin üstüne çıkıyor nem. Benim %55 ile %60 arası bir nem oranına ihtiyacım var. Dönüyor mu diye görmek için de şuraya bir tane şişe koydum. Evet, makine dönüyor. Yumurtaları karışık şekilde yerleştireceğim. Zaten hepsinin üstünde işareti var yani renginde. Sen çok mu çıkardın ki civciv? Ben anlıyorum hangisi.
civciv mi? Lanet olası herif. Senin hangi yumurta olduğunu, amacım çıkımı optimize et. Seni gidip pis yeni nesil seni. Evet, yani Çin malı makine sonuçta bu. Belki burada nem çok iyidir, burada kötüdür, burada ısı kötüdür falan, hani karışık olsun ki çıkımı optimize edebileyim. Çok fazla yumurta oldu. Umarım bir mucize yaşanıp bunların hepsi çıkmaz. Yarısı bile çıkmaz. Onların hepsi çıkacak bence. Dert bu arada ama hani buzdolabından olanın falan hiç çıkacağını düşünmüyorum zaten. O yüzden çok da takmıyorum kafaya. 10 tane çıksın yeter bana. Neyse, şimdi bir süre ısıyı ve nemi takip etmek dışında yapmam gereken hiçbir şey yok. Kontrol gününde görüşürüz. Evet, aradan bir haftadan fazla zaman geçti. Şimdi yumurta kontrolü yapacağız. Yani yumurtalarımız dolu mu, boş mu? Bugün belli olacak. Hepsi boş çıktıysa zaten video yoktur. Bence dolu çıkacak. Geleceği görüyorum şu an. Makineyi ilk gün yerleştirdikten sonra birkaç değişiklik yaptım bu arada. Şunların boyu çok uzunmuş. Çok uzun olduğu için düzgün dönmüyorlardı. Şimdi ışıkla bakacak arkasından tutup içinde şey var mı, oluşum var mı diye. Range Simulator'da bile koymuşlar diyor onu. Bunları birazcık kısalttım. Ve silindirleri bir açık ayara getirdim. Yoksa dönmüyorlardı. Hatta şu anda bile dönerken böyle yumurtalar bir sola gidiyor. Bizde bir erkek 8 dişi falan vardı. Günde 15 yumurta falan alıyorduk. Alırsın ya. Kuluçkalık yumurta olarak aldığımız sarılardan dolu. Şu an bu dolu mu mesela? Yok, bu boş. Bu boş. Bu neymiş? Marketten aldıklarımızdan. Bunu bir 10 dakika kapatalım yoksa sürekli ötecek videoda. Market buzdolabından olan... Boş. Nasıl anlıyorsun? İçinde ışık görüyorsan, bak şu an ışık geçiyor karşıya. Işık demek geçmiyorsa... Dolu. Market buzdolabı boş. Damarlanma market da olur zaten. Buzdolabı boş. Kuluçkalık dolu. Kuluçkalıkta 2'de 2'yiz. Ah. Kuluçkalık ama boş. Kuluçkalık olanlarda boş çıkabildiğine göre marketlerde de dolu çıkabilir. Kuluçkalık dolu. Market buzdolabı boş. Şu buzdolaplarından bir tanesi bile tutsa çok şaşıracağım bu arada. Market boş, market buzdolabı boş. Bu arada normal market dediklerim markette buzdolabında. Oğlum kardeşi duşakabinin içinde mi amına koyayım ya? Nereye, köşeye mi oturmuş o? Yanlar market buzdolabı dediklerim de markette buzdolabından aldıklarım. Kuluçkalık boş, kocamanmış bir daha. Bu dolu mu boş mu anlayamadım. Yani kuluçkalık olanlardan ama... Dolu gibi ya. Biraz ışık geçiriyor, biraz da geçirmiyor. Bunu bırakalım. Kuluçkalık dolu. Kuluçkalık boş. Kuluçkalık dolu. Market boş. Boş. Hala umudum var. Yine kız var. Bakın oluşacak. Aa, normalde de 4 tane var. Elimizde çalışıyor. Aa, vay 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 vay. 16. gün. Lan. Şu anda 16. gündeyiz ve gecenin bir yarısı cik cik sesleriyle uyandım. 17. günden önce çıkmamaları gerekiyordu. Ya şu anda erken doğum kardeş. 16. gün sayılır gecenin yarısı olduğu için ama yine de yarına kadar çıkmamaları gerekiyordu diye düşünüyorum. Bir gidelim yanlarına. Yanlarında çok sesli konuşamadığım için şu an salonda başladım. Belki yumurta açılma sahnesi yakalayabilirim diye hemen uyandığım gibi buraya bir tane kamera bıraktım ama kaç tane yakalayabileceğim bilmiyorum. Ama bir şunları görmeniz lazım. Küçükler, lan tiplere bak. Anlamsız küçükler. Daha önce hiç bıldırcın civcivi görmemiştim ve normal bir civcive göre o kadar küçükler ki bunlara nasıl dokunacağım bilmiyorum. Bazıları şimdiden ayaklandı, bazıları daha yumurtadan yeni çıktığı için daha böyle kuruma dönemindeler, yani şu falan dinleniyor daha. Şu anda hangi yumurtaların çıktığını tespit edemedim fakat şu açık renkli olanlar, yani sarımsı olanlar büyük ihtimalle kuluçkalık olarak aldığım yumurtalar, şu koyu renk gibi olanlar. Görüyor musun? Ortada gördüklerimi marketten aldıklarım diye tahmin ediyorum. Tüyleri falan kurusun, ondan sonra açacağım kapağını. Şu an nem dengesini bozmamak için kapağını açamıyorum. Ama çok tatlılar. Anlamsız tatlılar. Bu kadar tatlı olmalarını beklemiyordum. Şuna baksanıza. Küçücük. Makinenin üstündeki plexi tam şeffaf olmadığı için aşırı net çekemiyorum şu an ama yapabileceğim. Ne yapıyorsun? Kübes mi yapıyorsun oğlum eve ya? Forex mi lan bu? Forex galiba.
Evet. Kafes yapıyor ha. Isı dengesini de koruyacak. Evet, bakım kümesimiz şu anda hazır. Evdeki malzemelerle gece yarısı böyle bir şey çıkartabildim. Bence hiç de fena olmadı. Üstüne şöyle plexi bir cam yaptım ki içini görebileyim. İşte kenarlarında hava alsınlar diye deliklerimiz var. Burada suluğumuz var. Üşümesinler diye bir tane ışığımız var. Bunun içinde İlk yayınım mı? Manyak mısın oğlum? 20 wattlık. İlk kez geldin. Lambanın altına metal bardakla birazcık da su ekledim ki hem içeride birazcık nem yapsın hem de bu birazcık ısındıktan sonra yani ılıdıktan sonra buna belki sarılıp bunun yanında uyurlar falan diye düşündüm. İçerisinin nemini ve ısısını takip etmek için şurada bir tane. Ulan size Euromatrix getireyim mi lan? Görmek ister misiniz? Kertenkeleleri, küçükleri ama. Hiç onları da adam gibi YouTube'a da çekmedim. Getireyim mi? Dur bak getireyim. Çok tatlılar oğlum. O story'e çektiğim elimden yiyor. Bak bir görün tipini. Kuyruğuna muyruğuna bakın. Uyuyordu ama uyandırdım. O yüzden biraz renkleri şeydir. Şey olsun istemiyorum. Etti lan. Bu çok uysal. Yani bu gerçekten elimde besleyebiliyorum. Elimden yemek yiyor. Çok güzel henlik yaptım buna. Bayağı alıştı. Daha büyüyecek tabii bebek bu. Diğeri daha sarı ama çekiniyor. Biraz çekingen bir yapısı var diğerinin. Onu da alıştıracağım bir yerde. Bak dur şeyi de göstereyim size. Ne? Leopar Gecko'yu görmüş müydünüz? Leopar değil lan. Fettail'ı. Bak bu ısıtıcı pedin üstündeymiş. Sıcacık şu an. Dur kovboy. Ki kaç tane yumurta bıraktı? Bir sürü yumurta bıraktı yani. Bu şey. Fettail Gecko. Daha kimsiniz bunlara zaten? En gülü gülü. Gülü. Tamam lan tamam. Siksin lan. Kuyruğuna zarar gelmesin de gerisi önemli değil. Sinek mi? Oğlum bunlar çok güzel ya. Yani beslemesi de kolay. Hiçbir zorluğu yok. De size ne getireyim? Peter Parker getireyim.
da Peter Parker. Bandit King. Biraz şişmanladı. Yayınlamayayım. Lan gibi baksana. Hop bir de gözünü kırptı adam. Tutulmayı pek sevmiyor ama. Gıcı gıcı gıcı. Tamam lan. Tamam sinirlenme. Niye sinirleniyorsun ya? Öküz gibi yiyor zaten. Bu var ya. Dana gibi yiyor. Dana. Yumurta, mumurta, mor yokurdu, un kurdu, börtü, böcek. Tamam dur götürüyorum. Uyuzluk yapma dur. Kocaman oldu. Bayağı büyüdü. Bu habire kaçan adi. Şu an tabii ölü taklidi yapıyor ama. Bayağı bayağı büyüdü. Başka ne getireyim? Daha dolu şey var ya. Bunu bir arkadaşım yolladı ama bunu çok şey yapmamanız lazım. Bunu çok fazla sıkmamam gerekiyor ya da elimde tutmamam gerekiyor. Anam dur zıplama. Derilerinden solunum yaptıkları için. Mik 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 mik. Aa. Bu kadar yeter.
Tamam dur. Dur. İşte bu var. Oyuncak arkadaşlar. Sonra gidip şikayet edin. Yok da oyuncak. Kaç yıldır karınca çiftliğimde gözüküyor lan bu. Deli. Bunu annemi çok korkuttuk bununla hep ya. Bunu hatırladınız mı? Zamanında 6-7 yıl önce Phoenix'in bana yaptığı bilgisayar vardı, yılan konsepti. Onun içinde duruyordu böyle. Keşke bakabilsek ya. Hatırlamayanlar normal arkadaşlar. 6 yıl önce yüksek ihtimal birçoğunuz bebektiniz. Abi senin yayınlar adamların tarzı çok iyi. Kim o? Dijital derecem var ve bu kadar. Ya bir de altı pislendiğinde rahatça değiştirebileyim diye şöyle kağıtlar koydum buraya. Şimdi tüyleri kuruyan civcivleri alacağım ve buraya aktaracağım. Aktar bakalım. Tiplere bak. Çok tatlısınız. Alışa bak ya. Hassas oluyor bir de. Sizin biraz daha kurumanız lazım. Siz bir takılın burada. Korhan, hangi adamların tarzı çok iyi ya? Bir isim vermemişsin. Bakardık lan YouTube'dan. Yayınlar dedem. 32 yaşındayım. Bana niye dede diyorsun oğlum? Artık senin de yolu yarılamışsın. Hayırdır yani? 10 yıllık ilişkim var. İnşallah bu sene evleneceğiz. Seni izlemek için ev kiraladık ve şu an beraber izliyoruz. Aynen kanka. Beni izlemek için ev kiraladınız. Çok güzel, çok mantıklıymış. Selam söyle yenge. Dedem. Oğlum çok güzel lan. Birinci parti tamam. Isının orada. Kenarları değil. Şimdi burası tertemiz. İki gün sonra bakın buraya. Bok yuvası. Işığın altına gidip ısının. Hemen açılmış yumurtaları da bir eleyeceğim. Isı dengesini çok bozmadan. Ne yapıyor sonra? Ha, biraz büyüsünler de bakalım. Alışamadım. Bu büyümüş halleri hani. Tamam git. Yumurtalar sorunsuz sayılabilecek şekilde açıldılar. Sadece şu aşırı küçük olan var ya. Bu arada inkübatörü gördünüz ya az önce satın aldığı, en iyisini aldım diye. Bunun do it yourself dediğimiz, yani kendi evinizde yapabileceğiniz çok versiyonu var. Birazcık böyle elektrikten anlıyorsanız, kablolamadan anlıyorsanız çok güzel yaparsınız. Bir tane de oraya termostat koyun, iş bitiyor. Yani illa böyle hani yapmak isteyenler varsa, üretirim ben diyenler varsa, birçok kişi kendi imalatını yapıyor da üretiyor zaten. Ucuza mal oluyor öyle. Ya bakın şu. Bak ötekilere kıyasla ne kadar küçük olduğunu görüyorsun. Ha, lemur da önceden yapmış işte, onun gibi sadece düşünebilirsiniz. Sadece bunun yumurtadan. Oğlum lemur da önceden yaptığı kesin şeydir. Böyle bayağı iyi ekipmanlar falan yine kullanmıştır. Çok daha basitini yapabilirsiniz bunun. Masına yardım ettim. Gel ufaklık. Ön yargılı yorumluyorum bu arada, belki öyledir. Küçük ama hareketli. Seni sevmiyor pek sanki. Sen de bu kadar küçük olsan ve beyaz değil sanki ama beyazlar yani. Oha lan. Büyüdü sandım. Cüvlerimde dolmuştu. Onlar da hiç görüyor. Ukraynaca domates ne demek abi? Ukraynada neyecek be? Arada bir hala böyle garip hareketler yapıyor, açıyor bacaklarını falan ama lastiklememe gerek kalmayacak gibi geliyor bana. Acayip kirletmeye başladılar hem kendilerini hem de onların tüyleri de hafiften çıkmaya. Son bir konu kaldı. Tahmin et abi, kaç kişi deve kuşu yumurtası soracak? Çok kişi soracak. Bu sene yazın başında bu arada kesinlikle... Yap lan. Hadi deve kuşu yumurtası kuluçka lan. Deve kuşu yumurtası listemdeydi fakat yani bulduğum kuluçka makineleri o kadar büyük ki bayağı böyle... Net izleriz bu arada. Akar. Buzdolabından büyük. 48'li deve kuşu yumurtası kapasiteli falan. Bana 4'lü 6'lı falan bir şey lazım. Hadi bilemedin onunla olsun. Diyeceksiniz ki kendin yap. Kendim yapmak hakkında da yeterli bilgi yok. Çünkü deve kuşları birazcık daha farklıymış. Yani 2 tane kuluçka makinesi gibi bir şeyler yapmanız gerekiyormuş. Ve bu konuda böyle yeterli kaynak bulamıyorum. Dolayısıyla aranızda kuluçka makinesi üreticileri... Yeni bir video... Yine RGB bir yerlere bir renkler falan ya, döşemiş ya. Yok böyle daha sert renkler olarak geçen bir modu var. Şöyle araba kullanmıyorsun, altına led düşüyorsun ya. Şuraya bak.
Televizyon arkası gibi olmuş canım araba. Green Blue yani gerçek RGB renklerinin. Tam bir apartçı müziği açıyorum. Bir şey yanıma şey almayayım. Maksimum seviye. Arabanın içine de döşesek? Onu senin arabaya yaparız. Disko topu falan. Oo öyle. Kullanır mısınız böyle bir şey? İster misiniz arabanızın altında böyle bir şey olsun? Gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olun. Yapmaya çalış. Ya bunları gizleyemez miydi acaba ya? Yani siz, yok ama arabanın altını nereye takacak ki başka? Şurasının gözükmesi beni rahatsız etti bunda. Yoksa çok güzel bir ışık veriyor lan. Şunun böyle gizli olduğunu düşün. Tampon altında. Arasında falan RGB renklerinin geçtiği bir modumuz var. Evet Lemur'cum. Ellerine kollarına sağlık kardeş. Daha var mı başka bir şeyin? Amerika'dan havai dondurması var. Sitten ne yapacağız dondurmayı? Ucuz pahalı bazuka, buna bakmışız bir ucundan. Bunu izlemiştik. 3 soğutma yöntemi. Adamın uğraşıp da yaptığı şey eskiden ne yapacağız onların bir şey. 3 soğutma yöntemi eve kar yağdırdım. Yeni bir videodan selamlar. Bugün 3 farklı serinleme yöntemi deniyoruz. Yani vantilatör. Evet yapacağımız işlem bu kadar. Sadece kablolarını bağladım ve şu an çalışmaya hazır. Bu kadar kolay yapılıyorsa. Peltiyerle mi yaptın? Biz bundan üretip satarız. Tak bir şey. Oradan kalıbına dokunuyormuşsun gibi. Hayır. Nasıl deniyor? Arkadaşlar karınca çiftliğimde size bir ara peltiyerle su soğutucusu yaptırmıştım akvaryumu soğutmak için. Yapmayın ha onu izleyip. Kendini soğutamıyor amına koyayım. Van taleplerine bakacağım mı abi? Ne van talebi ya? Ya soğutuyor da çok küçük bir litre yani böyle 15-20 litrelik akvaryumu soğutamıyorsun. Destek atıyor ama olmuyor. Ah be abi, biz kimsenin gönlüne giremedik ki acısını yaşayalım. Herkesin kendine göre derdi var. Herkese sabırlar diliyorum. Eyvallah kardeşim. Skate'cim sağ ol. Merhaba abi, Steam'de oyun çıkarıyoruz fakat şu an wishlist'e ihtiyacımız var. Benim de var. Eğer bakmak istersen link bırakıyorum. Seviliyorsun. Ama linki atmamışsın. Store.steam.app kalmış sadece. Ondan 50 tane yapsan soğutur. Yok abi, değmez. Harcadığı elektriğe değmez.